Sen önce kendi arkadaşlarına bak. Benimkiler süper. Hı hı, tabii. İlkokul karizmanızı yakıyorsunuz ortada. Ya baba, gülmesene. Ablama bir şey de. Hı, bir şey. Ya şaka yapıyorum oğlum. Aa, şaka. Sevgilim, iyi misin? Yiyorum, yiyorum. Yiyorum. Hı-hı. Yeniden karşılaştığımızdan beri deli gibi yemek yiyorum. Her şeyden inanılmaz tat alıyorum. Resmen iştahımı açtım. Mesut Bey, ben alışkın. Neye? Merak edinmeye. Ben gerçek bir şey konuşmam. Konuşmayacağız yani. Tamam, 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 tamam. İyi misin? Hiç öpmüyorsun sen beni. Öpeyim. Öp. Oh. Ben bunun için yaşıyorum ya. Bir şey mi oldu? Yok. Ne olabilir ki? Hadi sen çiz, bir şeyler çiziyordun, böldüm ben seni. Oturuyorum burada, dinleniyorum senin yanında, iyi geliyor. Okey. Bir şeyler oluyor. Hı? Ne oluyor? Bilmiyorum. Yani bildiklerim var da, bilmediklerim de var. Benim dışımda bir şeyler oluyor. Yani anlamadım. Bilmiyorsan yoktur. Balım benim. Asıl bilmediklerim vardır. Hayatın cehennemi de bu. Bilmemek. Bilmiyor. Başka şeyler var. Bilmediğim başka şeyler var. Ne komiser? Adı ne? Neyse. Bize bir ilgisi yok değil mi? Hı hı. Alakasız, takma sen. Ne diyorsun o adama? Değişik bir polis. Ya evet ya, hakikaten aslında. Yani hiç öyle televizyonlarda gördüğümüz gibi değil. Bilmediğim polis, yani bir eve girince su bile içmez. Bu adam hemen, siz ne içiyorsanız ben de alırım. Bilemedim. Hı. Neyse, ben bir Emir Kuş'a bakıp geleyim. Tamam. Işığı kapattım.
Uyuyor musun? Evet. Hadi kalk konuşalım biraz. Ya uykum var. Hadi uyu. İyi geceler. Kızım. Anneciğim. Onur yok. Ne oldu buraya böyle? Önemli bir şey değil. Hallediyorum ben. Onur'la çocuklar sen de bu arada. Bakarım. Emre başladı mı klasik müzik dinlemeye? Yok. Ne demek yok? Viyana'ya gidiyoruz Şubat'ta klasik müzik konserine. Ha? Konser sırasında uyusun mu çocuk? Biraz kulağının alışması lazım. Söylerim istersen. İsterse. Bu Rukiye Hanım vefat etmiş. Büyük ev sahibi. Evet biliyorum. Değil mi? 280 yaşındaydı zaten. Ölmeyecek de ne? Siz liseden şeydiniz değil mi? Sınıf arkadaşıydınız. Pazar günü çocukları kahvaltıya getirin. Tamam. Yemeden gelsinler. Tamam. Yemeden Şebnemciğim. Onlar zaten tok diye bir cümle duymak istemiyorum. Tamam söz. Hep söz veriliyor da gerisi yok değil mi? Neyse sinirimi bozmayacağım hiç. Bir şey ikram etseydim, soğuk bir şeyler. Bırak şimdi. Ne oldu? Bu Rukiye Hanım'ın evi var ya, rahmetli Rukiye Hanım'ın. Evi satılığa çıkmış. Biliyorum, duydum. Kaanlar dönmüyormuş Londra'dan. Diyorum ki, aşkım, biz alalım. Ev çok büyük. Yani ev buranın en büyük evi. Bir de bir marka. Bize çok yakışacak. Özellikle sana çok yakışacak. Bak şimdi. Fazla gösteriş değil mi? Biz öyle şeylerden biliyorsun bilhassa uzak duruyoruz. Kaç kuşaktır bizde sevilmez öyle abartılı şeyler. Sen de biliyorsun. Biliyorum. Da o da şimdiye kadarmış. Ya nasıl söyleyeyim aşkım? Ben çocuklara aslında bir güç, bir ego altyapısı vermek istiyorum. Dünya değişti, her şey değişti. Sen de biliyorsun. Ayrıca bu ailenin reisi de sensin. Yani böyle şeyleri değiştirmek senin işin. Aşkım, üç kuşaklık öğretilerle mi devam edeceğiz Allah aşkına? Sen ne diyorsun?
Ben değil, sen ne diyorsun? Senin fikrin önemli. Bir kale kurmalıyız diyen sen değil misin sonuçta? Hı? Öyle de. Öyle. Öyle. O da benim kulağıma küpe oldu işte bu zamana kadar. Bak. Aşk. Bu diyeceğimi ciddi ya. Aşkımdan söylemiyorum yani. Çok zeki bir adamsın. Çok akıllısın. Yani böyle değişiklikleri, böyle hamleleri bir tek sen yapabilirsin. O yüzden aslında akıl danışıyorum sadece. Yok hayatım, zaten bu avam peyzajla yürümeyeceğim. Sen işte yarın bir şeyler çiz getir bana. Ercan'a da söyleyelim. O da bir evin içini gezsin. Bir düşünsün bakalım neler yapılabilir. Tamam. Öptüm. Ne? Ya fuar mı? Dokunmadın bile. Fuar baba ya. Kendini yere attın, gördüm. Nerede bu evin kameraları? Ha, gel. Gel bakalım, gel. Bu kamera o tarafı görmüyor ki. Attın kendini yere. Anne, var yapamadık. Kamera şurayı görmüyor. Aa. Gel buraya, gel. Gel. Fall! Sızdırıyor mu sence bu eve? Nasıl yani? Ne bileyim. Böyle üst katta bir ıslaklık var gibi sanki ama. Nasıl geçti okul? Ne yaptın? Hiç ya. Saçmaladım. Çok kötü geçti. Niye be? Ne bileyim. Dikkatim dağıldı. Patates ettim her şeyi. Düzeltirsin. Salla. Öyle deyince olmuyor işte. Çok seviyorum seni. Dünyanın en harika kızısın sen. Öf tabii. Yalnız bir tek sen öyle düşünüyorsun. En doğrusunu annem biliyor mu ondan? Amirim. Evet nedir? Handan aldığımız örnekler. Evet. İçinden biri Niyazi Adalı'ya ait idrar çıktı. Harika bir haber bu. O sizin eski handa olduğunu ispatladık. Öyle valla. Elimizde resmen bir soruşturma var. Alayım. Teşekkür ederim. Başlıyoruz Şebnem Hanım. Başlıyoruz. Amirim şahsın orada olduğunu ispatladığımız için. Bir an önce prosedürü işletelim diyorsun. Yani cinayet olabilir ortada. Tamamdır. Soruşturma dosyası açmaya lüzum görüyoruz. Ben savcı hanımı arayıp gerekeni izah edeceğim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Emredersiniz sayın savcım. İyi geceler. Tabii. Hadi bakalım.
bakalım. Seni dünyalardan daha çok seviyorum Meryem'iz. Mesut Bey, ne işiniz var sabahın köründe acaba burada? Şikayet etmişsiniz beni. Yani rahatsızlığımı dile getirdim diyelim, evet. Rahatsız mı ediyorum sizi? Mesut Bey, günlerdir alakam bile olmayan bir konuyla ilgili sürekli beni meşgul ediyorsunuz. Yani bakın... Saat kaç ve beni karşınıza diktiniz. Muhtemelen soru yağmuruna tutacaksınız yine. Ama benim bir hayatım var. Bir ailem var, çocuklarım var, eşim var. Komik bir şey mi anlatıyorum? Yok. Gerçekten harika bir hayatınız var. Ben de geldim gördüm. Değil mi? Ama artık durumlar değişti. Küçük bir şüpheyle başladım bu kovuşturmaya. Artık elimde koskocaman bir cinayet soruşturması var. Ne nasıl tam olarak? O da bana kalsın. Az önce ilginizi çekmeyen bir durum olduğunu söylediniz. Detayları da ilginizi çekmeyecektir, değil mi? Ha. Şu rahatsız etme meselesine gelince. Şebnem Hanım, soruşturma kapsamında istediğim kişiyle... ...istediğim zaman, istediğim yerde görüşebilirim. Anladım. Zaten bu saati de herhalde o yüzden seçtiniz. Bunu belirtmek için. Evet. Herkes uyuyorken, kimsenin haberi yokken, dünyanın dışında ya. Bey, başka bir dünya yok. Başka bir dünya yok. Benim dünyam bu kadar, böyle. Başka bir ihtimal yok yani. Biliyorum. Farkındayım. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Tüm gücümle bu işin üstüne düşeceğim. Tüm gücümle. Sonra bakacağız. Sonra bakacağız.
Tamam Şebnem. İyisin. Bir şey olmayacak, tamam. Soğanları var içinde. Çoğalsınlar. Çoğalsınlar ki ben hiç unutmayayım. Tüm gücümle bu işin üstüne düşeceğim. Tüm gücümle. İyisin. İyisin, bir şey olmayacak. İyisin, iyisin. Bir şey olmayacak. Tamam. Bir şey olmayacak. Hanımlar. Ve tabii az sayıda beyler. Şimdi derneğimizin yeni dönem başkanını seçeceğiz bildiğiniz gibi. Netice hepimize hayırlı olsun diyelim. Bu masadan başlayabiliriz. Tabii. Ve son zar. Bunu okumama gerek var mı? Tahmin edersiniz. Şebnem Hanım. Yine çok medeni, demokratik bir seçim oldu. Hepinize katkınız ve mevcudiyetinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Kız öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kurduğumuz bu derneğimizin yeni dönem başkanı çok büyük oy farkıyla Şebnem Gümüşçü oldu. Bravo Şebnem. Bravo hayatım, bravo. Peki asla şaşırmayanlar? Keşke saydım. Bence oranı çok düşük olur ki. Kendisini konuşma yapmak için buraya bekliyoruz. Tabii. Evet. Öncelikle hepinize teveccühünüz için çok teşekkür ederim. Bu arada başkan olduğum dönemde ikramları değiştireceğim hanımlar. Kimse gluten yemiyor. Siz de yemeyin zaten. Yaşlanıyoruz. Sana diyoruz. Evet. Değişiklik yapacağım başka bir konu da şu. Dünyanın herhangi bir yerinde, hayatın herhangi bir yerinde doğmuş bir kadın, bir kız çocuğu nasıl bakıyor hayata? Öncelikle diyor ki, önümde çok büyük bir hayat var. Kim bilir beni neler neler bekliyor. Eğer çok çalışırsam, üstüme düşen her şeyi yaparsam, bir de temiz kalbimi muhafaza edersem, bu dünya benim için çok güzel bir yer olur. Ve harika bir hayat yaşarım. Ama tabii hayat öyle akmıyor bazen. Gerçekler bu değil diyelim ya da. Zaman içinde yeniliyor o genç kız. Bir çıkış yolu bulamıyor. Bütün umudunu kaybediyor yani. Geçiş yok çünkü bir. Çıkış yok. Çalışmanın erdemi yok. Adil bir hayat yok. Tabii bunlar tam olarak ne sizin ne de benim bilebileceğimiz hayatlar. Başka hayatlar tabii. Ama işte biz o başka hayatlara umut olacağız. Bitirmedim. Başkan olduğum bu dönemde sizlerle yeni çalışmamız da şu olacak. Eğitimini sağladığımız genç kızlarımıza bir de iş garantisi vereceğiz. Nasıl? Nasıl? Hepimiz eşlerimizle konuşup mezun ettiğimiz öğrencilerimize iş verme sözü alacağız. Ay Nihat, iş gitsin de Nihat evde yok, ben bunu konuşamamışım. Ama öyle göstermelik bir iş değil. Mezunumuzun niteliği ne seviyedeyse ona uygun bir iş. Gerçek bir iş.
gelecek planlamasını yapabileceği bir iş, umut veren bir iş. Bu kadar gücümüzün olduğunu düşünüyorum hanımlar. Yani eşlerimizin üstünde söz hakkımız demek istiyorum. Anlaştık değil mi? Yakında zaten listeler size dağıtılacak. Süreç de yakından izlenecek. Kızların listesinden bahsediyorum. Kız listesi var. Ben işte hangisinin işini biliyorum. Kapıyı koyduk. İstek için. Aa, yani bu kadar ciddiyet yettiyse ben de şişeler soğudu. Mekanımıza geçelim mi? Hadi. Dur, bir şey oldu. Hanımlar, yeni dernek başkanımız Şebnem Gümüşçü'yü o zaman. Ay, tebrikler. Tebrikler Şerefi. Bileğinin hakkıyla kazandı. Kesinlikle. Şebom hayırdır? Kutsal dava çıkardın başımıza. Ay, bu karılar yarası istedim. Canım, sana ne? Hı? Dünyayı kurtarmak sana mı kaldı? Ya da bu popoşlara? Bak biz geldik, buradayız. Sen de bu dernek mermek işlerini cemiyette şeklini de yapıyorsun. Yani niye işleri zora sokuyorsun? Bak hepsinin suratı düştü. Düşsün. Domuzluk etme. Bak çok ciddiyim. Eğer canın sıkılıyorsa bir kursa falan yazık. Sarma bu böcekleri. Ay iyi tamam. Ama yapacağım bak dediğimi. Kararım kesin görürsün. Senin bacağında ne var? Ne var? Ne var? Bacağımda bir şey yok. Bana böyle bir aksıyorsun gibi geldi. Yok be. Bu zekalı influencer'ın ayakkabısını promote edeceğiz diye giydik işte. Rahat değil. Vallahi değil. Odur yani. İyi bakalım. Hadi kaçtım ben. Ben de içeri gireyim de şunlarla ilgileneyim. Başkanım. Tebrikler. Şebnem Hanım. Sızdırıyor mu bu evi ya? Ya da bu hayat genel olarak sızdırıyor olabilir mi acaba? Anlamadım. Anlama, boş ver. Ne oldu? Şebnem Hanım. Ne oluyor? Ne oluyor? Yaralandınız. Sonra polis geldi. Ben şimdi... Ruhucuğum. Seninle ilgili bir şey değil. Yani merak etme. Sana bir şey olmaz. Onur Bey... Ruhu. Benim canımı sıkma. Onur'un da tadını kaçırma. Bir şey yok. Eşeleme yani. Tamam. Tabii. Yok. Tamam. Tamam. Ne haber? Berbat. Aa. Niye? Fransızca'dan iki yanlış yaptım. Ay, ben de bir şey sandım. Geç. Başka? Nice'ye gideriz. Pratik yaparsın yazın. Ortalamam düşüyor. Yok, düşmüyor. Nasıl düşmüyor? Düşüyor işte. Fenle matematikten aldığın notların ortalaması Fransızcadan yarım katsayı daha fazla hesaplanıyor. Yani buna göre senin yaptığın iki yanlış anca virgül değiştirir.
Hemen nasıl hesapladın? Aa! Haklısın. Ama bu okulda hapsalmam risk görmemi engellemiyor. Aa! Kimden tam olarak acaba? Mesela. Melo'nun Fransızcası çok iyi. İspanyolcayı da ilerletmiş Kaya. Ama ne coş. Melo ekmek kafalı. İsterse bütün dilleri konuşsun. Allah beyin vermemiş ki. Ama anne öyle deme. Öyle ama. Ayrıca kimseyle kendi kıyaslama. Sen kıyaslar üzerisin çünkü. Harikasın. Hı-hı. Tabii tabii. Ne tabii tabii öyle. Ayrıca çok güzelsin. Bu konuda da kendime prim veriyorum. Ya bırak ya. İnanmıyorum sana. Ne bırak ya? Çok güzelsin. Vallahi. Aa bak şimdi aklıma geldi. Derneğin başkanı olmuşsun ya. Tabii ki de. Annen dernek başkanı. Seni de götüreceğim çalışmalara. Hayat bilgisi olsun. Ne çalışması? Saha gezeceğiz beraber. Gör bak annen her şeyi yapacak. Dikkat. Oh. Ya sen uyurken sıçrıyorsun iki gecedir. Rüyamız mı görüyorsun acaba? Ben mi? Yok be. Partiliyorumdur. Rock and roll. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet. Hı. Hadi bakalım soğutmayın sıcak sıcak hadi. İstanbul'a ilk geldiğimde burada tost yemiştim biliyor musunuz? Ben beğendim yani. Bence güzel. Ama tostun içinde kaşar yok. Burada böyle olur. Burada az kaşar, çok ekmek. Buraya sizi niye getirdim biliyor musunuz? Bir hikaye anlatmak için. Bir kızın hikayesi. Kimmiş bu kız? Tamirci kız. Tamirci kız mı? Hı hı. Evet. Bu kızın babasının sanayide küçük bir dükkanı varmış. Bu da orada çalışıyormuş. Böyle kirin, yağın, pisliğin içinde bütün ağır işleri yapıyormuş. Aynı zamanda okuyormuş da. Yani tek kurtuluşun ne olduğunu biliyormuş çünkü. Kaçmak için tek şansın ne olduğunu biliyormuş yani. Neyden kaçmak için? Ailesinden, her şeyden, annesinden, babasından, her şey üstüne geliyormuş. Kimse sevmiyormuş onu. Annesi bile. Neden sevmiyorlarmış ki onu? Bilmiyormuş. Çok çirkinim diye düşünüyormuş. Çok şişmanım. Sevmiyorlarmış işte.
sokakta, arkadaşları, herkes alay ediyormuş. Sonra ne olmuş? Sonra herkesi arkasında bırakıp kaçmış. Ailesini, arkadaşlarını, okulunu, her şeyi. Nereye kaçmış? Buraya. İstanbul'a kaçmış. Ve son parasıyla buraya gelip tost yemiş. Anne bu kız. Kız benim anneciğim. Benim. Benim hikayem. Sen gelmeyeceksin. Oğluşum benim biraz işlerim var ya anneciğim. Söyledim. Onları yapmam lazım. Ne işin var ki? Emreciğim. Kadınlara böyle şeyler sorulmaz. Bazen bir kadının canı sıkkın olur. Başkalarına der ki işim var. Özellikle de erkeklere. Hadi. Hadi hasta olmayın. Çok seviyorum sizi. Biz de seni çok seviyoruz anne. Hadi bakalım. Ha anne, sana bir şey verecektim. Sabah bir adam geldi. Senin arkadaşınmış. Bunu annene ver dedi. Kim anneciğim? Kim olduğumu söyledin mi? Yok. Tamam. Tamam. Hadi bakalım gelin hadi. Hadi. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.